Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimler önce 14 Mayıs öncesi sosyal medyadan yayınladığı videolara dün bir yenisini daha ekledi. Bu seferki başlık Türkiye için karar verdi. Kılıçdaroğlu videoda özellikle gençlere seslendi. Dedi ki gençlere, gençler ayağa kalkın, ölü toprağını atın üstünüzden. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler ayağa kalkın ayağa, ölü toprağını atın üstünüzden. 28 Şubat'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna ilişkin bu mesajı verdi. Sandık çağrısı yaptı. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Türkiye için karar ver etiketiyle bir video paylaştı. FETÖ ve terör örgütleriyle mücadele üzerinden eleştirilerini sıraladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını, işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, İşine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Odayı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kılıçdaroğlu dış politika üzerinden de Cumhur İttifakı'nı eleştirdi. Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu, Rusya'nın güdümüne giren çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. Bir eleştirisi de sınır güvenliğine yönelikti. Sınır namustur. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında İthal oy ümidi uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız. Kılıçdaroğlu 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki afet yönetimine de tepki gösterdi. On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.